Kayıtta mıyız? Kayıttayız. Arabayı sarsmazsan çok. Bugün günlerden 22 Ocak Pazartesi saat 11:55 sabah. Biz gece 2'de uyandık. Zeynep ablanın ben doğuruyorum mesajıyla beraber. Ve hastaneye gittik. 7 gibi, 7:30 gibi geri çıktık. Eve geldik, biraz uyuduk. Şimdi tekrar hastaneye gidiyoruz. Gece 3'te Kaan doğdu. Çok duygusal anlar yaşandı. İyice dinlendik. Şimdi tekrardan Kaan'ı görmeye gidiyoruz. Sonra Sarp'ı getireceğiz. Abisi ile kardeşi ilk defa tanışacaklar. Serdar ikinci kez amca oldu. Aynen öyle. Ben yenge oldum. Yenge çok biraz şey bir sıfat. Ne bir sıfat? Gayet güzel bir sıfat. Yengeyi çok sevmiyorum. Zeynep ablayla aramızda konuştuk. Çocuklar bize başka bir şey desin diye. Ne desin yani? Neye karar verdiniz günün sonunda? Karar veremedik günün sonunda ama bunu bir kere konuştuk. Nickname mi istiyorsun yani? Aynen yani. Yenge böyle Türk dizileri yüzünden kötü Ecu mu desinler sana? Ha, 3 olur. Yaşında Ecu mu desin? Sarp Ecem diyor. Sarp Ecem. Öyle devam edebiliriz ya. Ya da bir nickname bulabiliriz. Neyse. Yani yeni bir vloğa hoş geldiniz arkadaşlar. Doğumla açılan bir vlog oldu. Henüz evde iki tane edilemediğim vlogum varken hangi akla hikmet yeni vlog açıyorum ben de bilmiyorum. Ama güya bugün valiz vloğuna editleyip paylaşacaktım. Pazartesine kaymıştı. Ancak hani bir iki gün evde olmam gibi duruyor en az. O yüzden hayırlısı, bazen yapacak bir şey yok. Ne kadar bir şey çekerim ya da çektiklerimi ne kadar buraya koyarım bilmiyorum. Ama Zeynep abla vlog kameramı getirdiğimi duyunca sevindi. Şey, belki fotoğrafçılar yetişemezse Sarp'ı çekeriz diye. Bakalım. Yeni bir vloğa başladık. Bu da böyle bir hafta başlangıcı oldu. Serdar, ne hissediyorsun? Biraz duygularını söyle ya. Vallahi heyecanlıyım ya. Dün ben sabah yola girecektim. Gece bir anda mesaj gelince programlarımız alt üst oldu. Evet, ben Serdar beni 2-2:30 gibi uyandırdı. Ben zannettim ki hani sabah 5-6 oldu, gidiyor İzmir'e. Hani beni öpmeye uyandırdı, ben gidiyorum demeye uyandırdı falan. Zeynep abla doğuruyormuş dedi. Yerimden bir fırlayışım var yani. Heyecanlı. Heyecanlı. Bir gül, bir şey canım. Bir kucağıma aldığımda çok şeydi ya. Evet. Ne hissettin? Vallahi heyecanlıydı ufacık. Çok minik. Çok minik oluyorlar. Ben bunu atlatamıyorum bir türlü. Sarp'ta da çok şok olmuş. Alamadım kucağı. Evet, ben henüz kucağıma alamadım bu arada. Yani biraz fazla küçük geldi. Ama alacağım bugün, bu işi halledeceğiz inşallah. Ufak bir baş ağrısı var ama. Sende de var mı? Şimdi yemek yiyince açılırız. Uyku düzenimiz şaştı. Evet ya, gecemiz gündüzümüz oldu. Önce bir Metropol AVM'ye uğrayıp hızlıca bir şey atıştıracağız. Ben oraya daha önce hiç gitmedim bu arada. İnanılmaz, devam. Ondan sonra da hastaneye geçiş yapacağız. Doktorlarımız aynı bizim Zeynep ablayla. Ben hiç riske atmayıp, araştırmayıp onun doktoruna gittim. O yüzden kendisiyle gece görüştük. O da beni görünce bir şaşırdı. Bakalım, gidiyoruz. Değişiyor. Dışımdaki 3 gündür hep aynı kalıyor. Ne habersiniz? Konuşamadık. Hiçbir şey yapamadık bu hafta. Ama yapacak bir şey yok. Bütün bunların sebebi Kaan'ın çok güzel kokuyor olması. Bugün günlerden çarşamba.
benim sabah mesaisi başladı. Kalktım. Hastaneye gidiyorum. Serdar bugün çok yüksek ihtimalle şehir dışına gidecek, o yüzden maalesef çekime gelemiyor. Çekim ve çıkış yapılacak. İlayda da gelecek bu sabah. O yüzden bir tık erken gidiyorum, o erken geliyor diye. Sonra planımda bir annemle buluşup biraz bebek odası bakmak var. Ve akşam artık gidip evime toparlamak var. Yani ev ona dokunmadığım için 3 gündür öyle bir halde ki hani geliyoruz, bir şeyler yiyoruz, uyuyoruz, geri çıkıyoruz falan modunda. Neyse, yarın evde temizlik var. Öncesinde işte ben çamaşırları falan yıkamalıyım bugün. Bir ara gidip. Yarın full artık biraz yani aksattığım işlerime gelme vermem lazım. Sabah önce pilatesim var, sonra eve dönüp çalışacağım. Yarın ya da öbür gün tekrar Kaan'ı görmeye giderim diye düşünüyorum ama yani hastane şeyinden çıkıyoruz bugün. Şöyle bir çekim için biraz makyajlandım. Gidince ojelerimi süreceğim. Hastanelerin tek güzel kısmı, geçen bir arkadaşımız geldiğinde öyle dedi, Onur. Buradan kendisine kalp yolluyorum. Keyifli burada olmak. Hep böyle şeyler için gelelim hepimiz hastanelere. 3 gündür sizden hani çok tatlı mesajlar alıyorum. Bütün güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Ve bütün bekleyen, isteyen herkesin sağlıkla kavuşmasını ve kolaylıkla kavuşmasını diliyorum. Orada görüşürüz. Böyle ani ve hızlı bir kızlar yemeği yapılıyor şu anda. Arkadaşlar, bizim kamerayı sevdiniz mi? Yazsanıza, biz onu tartışıyoruz da. Damla da aynı kameradan almış, hiç memnun kalmamış. Ben de aşırı memnun değilim bu arada ama biraz kendi aramızda söylendik. Ama şu anda şu güzel. Ve o yüzden muhtemelen güzel de çekiyoruz. Ama ben şimdi bunu bilgisayar atınca nasıl sallandığını göreceğim yani. Neyse, siz bunu izlerken onu halletmiş olacağız.
Sonra da o da yapacağız. Tamam. Tamam, tamam. Oh. Bebek misin sen? Sen koca adam oldun artık. Seni ben yiyeyim mi? Seni ben yiyeyim mi? Yiyeyim mi annem? Yiyeyim mi ben seni? Ben seni yiyeyim mi? Ha? Bak burada kim var bak. Hı? Sizi şöyle alalım. Azıcık sohbet ederek anlatayım. Sonra da göstereyim. Ya da belki çeker aralarını gösteririm. Şimdi Instagram'dan takip edenler biliyor. Geçen gün story'de çok kısaca anlattım. Böyle bir ufak bir aydınlanma yaşadım. Dedim ki hamileliğimin yarısı geçti. Yarısından fazladayız. Sona daha yakınız artık diye. Öyle olunca biraz odaya girişmek istedim. Çünkü böyle hani arada aldığımız veya hediye gelen şeyleri bırakıyordum sürekli buraya. Bazı soruları yanıtlamak istiyorum evlendiğimizden beri gelen. Bu odayı biz en baştan beri hep boş bıraktık. İşte insanlar neden bu odayı giyinme odası yapmadınız falan filan diye çok sordu ama burayı komple bir giyinme odası yapmış olsaydık şu an onlar nereye gidecekti? En başından beri dedik ki yani burası zaten bebek odası olacak. Şimdilik boş oda olarak hani tabii ki faydalanalım, hiç de dokunmayalım değil ama hani bir başka bir oda olarak konumlandırmayalım dedik. Ve yan odaya şu an üzerinde oturduğum bu divanı yaptırmıştık. Bir kitaplık yaptırmıştık, çalışma masası yaptırmıştık. Yan oda o kadardı. O da bir 3-3,5 sene boyunca görevini tamamladı o da. Hem böyle çok keyifli bir oda oldu işte, bir duvarı maviydi, şeyler, çerçeveler falan. Hem de burada bu oturduğum divanın üzerinde çok fazla misafirimiz kaldı, çok fazla arkadaşımız kaldı. Ve bütün bu süreçte bu oda bir çöplük gibi kullanıldı. Yani çöplük gibi dediği de çamaşır odası en büyük fonksiyonuydu. İşte şu dolabı yaptırmıştık eve taşınırken. Orayı portmanto gibi kullanıyorduk. Paltolarımız oradaydı ama artık onlar da sığmıyordu. Sonra ben böyle Ağustos, Eylül gibi dedim ki benim bu odanın enerjisini bir temizlemem lazım. O dönem düşünüyorduk zaten bebek. Ve dedim ki hani bu odayı ona hazır etmem lazım gelmesi için bence falan dedim. Ve bu odayı ve yan odayı boşalttık. Yan odadaki divanı buraya aldık. Yan odayı komple dolap yaptık. Bir çalışma masası yaptık. Daha büyük ve güzel yine kütüphanesini yaptık. Finalde o dolapların hala yarısı boş, öyle söyleyeyim size. Hani buradaki işte portmantodur, çarşaflardır hep oraya aldık. Onun dışında bizim daha formal kıyafetlerimiz, düğündür, dernektir, odur budur oraya aldık. Bir sürü şeyimiz oranın içerisinde ama hala bayağı bir depolama alanımız var. Bunu yaptığımız iki video olması lazım. Hani yapılış aşamasının ve bitiminin. Aşağı linkleyeceğim o videoları mutlaka. İzlemek isterseniz hani böyle bir depolama, giyinme, çalışma odası gibi bir şey yapmak istiyorsanız fikir olması açısından. Ve bu odayı boşalttık. Bu odaya divanı koyduk. Ve halihazırda evlenirken yaptırdığımız şu beyaz dolap burada kaldı. Normalde biz işte çocuk olduğunda bunu da yan odaya taşırız falan filan diye konuşmuştuk ama bunu bebek dolabı yapmaya karar verdik. O yüzden aslında bu odada yapacak mobilyasal çok fazla bir şey kalmadı. Bir beşik, bir de alt değiştirme ünitesinin olacağı şifonyer. Şey gibi bir şey yaptırmayacağım. Hani bir, bazen bir markaya gidiliyor ve işte diyorlar ki hani her şeyini buradan yaptıralım falan. İşte beşiği, tek bir koltuğu emzirme için, dolabı, şifonyer falan her şey oradan yapılıyor. Şu anlık öyle bir şey yaptırmayacağım. Stokke'nin beşiklerini çok beğeniyordum. O böyle yıllar içerisinde eklerini alıyorsunuz, açılıyor falan ama o özelliğine değil, oval olmasını çok beğeniyordum. Bu odayı da biraz daha ferahlatır oval olması diye düşündüm. Ve sanırım iki önceki vlogda Modoko'ya gittim. Aynı şekilde hani tek parça halinde, Stokke gibi ayrılan değil. Tek parça halinde oval bir beşik ama hani görsel olarak onun aynısını yaptırıyoruz. Şu an Şubat ayında o gelecek buraya. Şuraya herhangi bir şifonyer almak istiyorum. Yani dümdüz beyaz bir şifonyer. Kulpları, renkleri falan her şeyi kendim yapacağım. İşin aksesuarlama kısmı var aslında bu odada. Bu iki demirbaşta geldikten sonra çok fazla bir iş yok onun dışında. Şimdi şu anki bu haftaki en büyük işimiz şuraya bir duvar kağıdı seçmek. Oda nasıl? Önce ben bir iki tane Pinterest'te bulduğum inspiration'ı göstereyim size. Yani şu tarz duvar kağıtları, mobilyalarımız beyaz. Beşik de aynen bu şekilde gibi düşünebilirsiniz. Beyaz ve yeşillimsi bir duvar kağıdı olacağı için de ve mobilyalar beyaz olacağı için de onu daha ağırlıklı olarak rattan gibi aksesuarlarla, kulplarla falan ya da işte renkli bir halıyla odayı ısıtmayı düşünüyorum.
3 temel öğemiz bu. Beyaz mobilyalar, tropikal duvar kağıdı ve rattan aksesuarlar. Bu üçünü aklımızda tutalım. Şimdi bulduğumuz duvar kağıtları ile şöyle bir şey yaptım. Bunu nasıl yaptığımı size göstereceğim. Bence eğer böyle bir şey hazırlıyorsanız ya da hani bebek odası değil, evin herhangi bir yeriyle ilgili bir şey hazırlıyorsanız bu çok işinize yarayabilir. Çok kolay bir şey bu arada yani. Şöyle birkaç duvar kağıdı arasına kalmıştık, tamam mı? Görüyorsunuz ki önünde eşyalar var. Şurada kapı var. Kapı açılacak çünkü şuradan. Açık gördüğünüz gibi. Ortada beşik var. Bir de bu divanın şu kısmı var. Kapatın. Tamam mı? Bunu nasıl yaptım şimdi gösteriyorum size. Çok kolay. Bu arada seçenekleri göstereyim. Bunu eledik. Buna bayağı yükselmiştik. Sonra Serdar'la hayvan çok istemediğimize ve daha çok böyle ağaçlık yapıp hayvanları belki işte çerçevelerle, posterlerle falan yapmak istediğimize karar verdik. Ve sanırım en son bu sabah buna karar verdik. Bir tık dedik soft olsun. Hani biz onun etrafında dönebilelim. Girdim fotoğraflarıma. Şurada bir beyaz kapımız var. Üzerine tıkladım. Şöyle aldım. Ya yani tabii ki gerçek ölçü değil ama şurada bir kapı açılacak. Sonra geldim bunu aldım. O ortaya gelecek. Şöyle herhangi bir beyaz şifon yerimsi bir şey aldım. Yani şu kolu göstermek amacıyla bunu yan çevirdim. Tada! Çok iyi değil mi? En azından kafamızda bir görsel oluşturdu. Şimdi bunun dışında şu ana kadar neler aldığımı soruluyor. O kısma gelelim. Şimdi biz hamileliğimi Ekim ayının başında 4 haftalıkken öğrendik. O yüzden çok erken öğrendik aslında. Ve tabii ki hani böyle hemen bir şeyler almak gibi planımız yoktu. Ama bir kısım itibariyle Black Friday indirimleri başlayınca dedik ki hani pusettir, şeydir hani böyle daha büyük, daha yüksek fiyatlı şeyleri hani bu indirimde kaçırmayalım. Çünkü hem şu an iyi bir indirim var hem yılbaşından sonra zam gelecek %99.9. O yüzden halledelim dedik. Bu arada yani hani bunu neden anlatıyorum? Çünkü kimse ikinci ayında puset almak zorunda değil yani. Hani öyle düşünmeyin. Bu arada hani kimse beşinci ayında odada yapmak zorunda değil. Birçok insan oda yapmıyor, aceleye getirmiyor. Hani bunlar böyle bu tamamen benim deneyimim yani. Kimse ben de 5 aylığım geç mi kalıyorum diye düşünmesin. Ben bir tık erken başlamayı seven bir insanım. Kafamda her şey hazır olsun, planlı olsun istiyorum. Biz de gittik Opera İstanbul'dan. Cybex ve Bugaboo'ya baktık. Ben tamamen etrafımdaki insanların önerisiyle ilerledim. Hatta ilk Cybex Easy Twist'i seçiyordum. Çünkü böyle işte tekte dönüyor, kabin boyu oluyor falan filan. Ama konuştuk tam alıyoruz dedik stok kalmadı dediler ve hani artık böyle almaya gelmişiz falan. Biraz orada tadım kaçtı. Neyse bir de Bugaboo B6 çok övüldüğü için dedik ki tamam o zaman Bugaboo'yu alalım. Ben hepsini komple siyah aldım. Her yeri simsiyah aldım hatta öyle söyleyeyim. Adam böyle işte çocuk yanacak içerisinde falan modundaydı. Ama işte yani bu da benim huyum yani. Bu da benim görsel zevkim. Kimse karışabilir mi? Karışamaz. Bizim bir puset seçerken falan fotoğrafımız vardı ya bir ara bir yerlerde. Serdar burada Easy Twist'i kullanıyor hatta öyle söyleyeyim. Benim de elimde Bugaboo B6 var. Şu gri de çok güzeldi bu arada ama
Ben ısrarla siyahını aldım. Bunları hallettik. İşte Next to Me Chico çok tavsiye edildi anne yanı için ilk 6 ayda. Onu hallettik derken bir de onun dışında işte ne bileyim ben Berlin'den, Primark'tan falan bir sürü kıyafet aldım. Yani Chakra, Primark falan nereye giriyorsam her yerden bir şeyler aldım yani. Hatta yani bir noktada almayı bıraktım çünkü o kadar çok kişi haberi öğrendikten sonra bir sonraki buluşmamızda elinde kıyafetiyle bir şeyle geldi ki. Çok tatlıydı. Bu arada aynı zamanda bu süreçte şey de çok oluyor tabii ki. Hani işte sakın şunu alma bende var sana vereceğim çok az kullanılıyor ben de çok az kullandım çok iyi durumda falan filan. Bunları da değerlendirmek isteyebilirsiniz. Biz böyle bazı şeyleri yeni olsun istedik ama bazı şeyleri de aldık. Mesela işte kuzenimden geçen gün gidip bu Juno yatak diye bir şey varmış yatışın. Hani kenara onun içerisine koyabiliyorsunuz siz koltuktayken falan. Yine kısa dönem kullanılan bir şey. İşte bir kanguru aldık. Hani elektronikler hani kolay kolay eskimiyor tabii ki. Philips Avent'in biberon ısıtıcısını falan aldık. Hani böyle birkaç tane ufak ufak parçalar aldık ama yani daha kuzenim dışında çok fazla insan bana sana şunu ayırıyorum, bunu ayırıyorum diye tam ben gelip bir eleyeceğim hani acele etmeyin falan diyorum. Çünkü dediğim gibi insanların bazı şeyleri yeni olsun istiyor. Bazı şeyleri de evet hani gerçekten çok kısa süre kullanacaksak hani alınabilir sizden ikinci el, üçüncü el artık her neyse etrafımızdan diye. Şöyle geçtiğimiz günlerde şöyle bir şey aldım. Böyle ilk aldığım bıdık bıdık şeylerden biri. Ya annemin sakladığı şeylere bakar mısınız bir dakika? Benim bu. Şakasız benim. Londra'dan almışlar o zaman. Bayağı benim yani. Ve böyle bir şurada yığın var. İşte böyle bir set halinde dışarıda kullanmak için alt açma bezi diye geçiyor sanırım. İşte şu çantası kıyafetlerini koymak için temiz kıyafetlerine. Ve altını değiştirirken yine dışarıda böyle işte şuraya ıslak mendil giriyor, buraya şeyler giriyor. Ne onun adı? Kremler falan giriyor. Linkini bırakırım bu arada. Trendyol'da buldum. Şu kirpi desenini çok beğendim. Başka desenleri de var. O kadar böyle şey ki yani aldığım bu şey efektif mi acaba falan diye Zeynep ablaya sordum. Efektif dedi. Bol bol müslin, işte bol bol 0-3 aylık şeyler almaya çalışıyorum. Annemler almışlar yılbaşında. Çok tatlı değil mi? Çok saçma bir şey. Yani senin aklın nerede Ecem dersiniz? Mesela böyle şeyler. Dazarom'dan bunu aldım. Kremini koyarım şifon yerinde kullandığım falan diye. Tamamen hala aklım dekoratif şeylerde. Ama favori ürünümü göstereyim. Sadece bunu Primark'ta bulmuştum. Önümüzdeki kış giyer diye. De yaz bebeği olacağı için şu an her şeyde uzun kollu olduğu için şu an aldığım çoğu şey sonraki kış giymesi için. Bir de tabii ki şu birlikte açtığımız zürafayı aldık. Şu çerçeveler de önceki odadan geldi. Onların işte belki içlerini değiştireceğiz falan. Yani şuraya beşik ve şifonyer gelip duvar kağıdı yapıldıktan sonra bu odanın aksesuarlarını birlikte yapacağız. Onun için heyecanlıyım. Genel olarak şu anki durumumuz bu şekilde. Bazen böyle şeyleri paylaşırken hani şey oluyorum, ilginizi çekecek mi? Bir kısım böyle şey diyor yani lütfen paylaş. Hani düşünüyoruz ya da biz de hamileyiz ya da işte ben de bu süreçten geçtim, ilgimi çok çekiyor falan gibi. Çok o tarz mesajlar alıyorum. Hatta böyle biraz şey konuşmak da istiyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani hani mesela hamile insanlara ne denmez, ne yapılmaz falan böyle bu tarz şeyleri konuşmak istiyorum. Birçok şey belki zamanında belki değil. Kesin benim de yaptığım şeyler. Çoğu kötü niyetli olmayan şeyler. Onun dışında çok klasik hepimizin hani hamile olmanıza gerek kalmadan sinirlenebileceği şeyler var. Bu hani işte çok klasiktir. Dün bir tane reel gördüm işte şey. Anne olmak üzere olan birini gördüğünüzde şey demeyin işte. Bekle bu son şey günlerin hiç uyuyamayacaksın falan demeyin. İşte bekle bak birlikte kahve içmeye gittiğinizde, onunla date yaptığında, onunla işte vakit geçirdiğinde ne kadar mutlu olacağını hani göreceksin gibi şeyler söyleyin gibi. Bu tarz şeyler hepimizin artık bildiği şeyler diye düşünüyorsunuz ama öyle olmuyor. Bazen böyle bir laf duyuyorsunuz falan.
böyle şeyleri mi konuşsak diye düşünüyorum. Sonra sizi hani darlamak istemiyorum. Konsepti tamamen değiştirmek istemiyorum. Konsept tamamen asla değişmeyecek bu arada da. Hani sadece buna özel, bu duruma özel videolar sıkıştırsam mı araya diye düşünüyorum. Eğer istiyorsanız lütfen yorum olarak da bana yazın. Belki bu tarz şeyleri biraz konuşuruz. Bu şekilde biraz hislerimizden de konuşabiliriz bu arada. Herkes bizim hislerimizden konuşmaktan çok korkuyor ama hani hiç korkulacak bir şey yok bence. O yüzden bunlardan konuşabiliriz. Herkes demeyeyim şimdi, genelleme olmasın, ayıp olmasın ama. İster misiniz bilmiyorum. Yazın lütfen. Bu vlogu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğeni tıklamayı, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere, hoşçakalın.